mücadele eden Fatıma Zehra kızımızın sizlerin yapacağı yardımlara ihtiyacı var. Lütfen duyarsız kalmayalım. Aziz Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi aziz Türk milleti. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda bir süredir daha önceki sema hastalarına olduğu gibi Giresunlu kızımız Fatma Zehra evladımızın tedavisi için, yurt dışındaki tedavisi için yardım toplayan kardeşimizin yanındayız. Kardeşimize mikrofonu uzatmadan evvela benim nacizane devletin sahibi aziz Türk milleti tarafından seçilerek milletine hizmet etmekle görevli iktidar yetkililerine bir çift sözüm var. Dolayısıyla da devletin sahibi millete. Millet önce kendi kıymetini bilecek ki seçtiği, görev verdiği yetkililer de devlet adına kendisine hizmet edecek yetkililer de seçenlere değer versin. Millet kendi değerini bilmediği müddetçe değil bu milleti doğuran, kazanan babası ve annesi, seçtikleri insanlar, idareciler değer vermezler. Gelelim konumuza. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, millet kendi işini kendi görmeye kalkmasın, sıkıntı yaşanır ama devlet olarak milletine hizmet etmek üzere seçilmişler, bu millete hizmet etsin diye demokrasi ile cumhuriyeti ilan etmişler. Ne demektir bu? Milletin kendi kendini idare etmesi. Bugüne kadar gözüktü ama özde değil sözde idare edildi. Neden? Çünkü millet seçtiği insanları seçtiğim gereğini onlar yapsın diyor. Halbuki milletin asli görevi seçtikten sonra başlıyor aziz insanlar. Nedir bu? Seçtiği insanlar görevinin başında mı değil mi diye. Kimdir bunlar? Muhtar, azalar, belediye başkanı, meclis üyeleri, milletvekili, bakanlar, cumhurbaşkanı. Bu insanlar görevinin başında mı diye zamanlı zamansız olarak millet seçerek görev ve yetki verdiği bu insanları bir defa denetleyecek. Onu yapmadığı için de seçtikleri kendi karşılarında saygı ile esas duruşta beklemesi gerekirken millet seçtiği idarecilerin karşısında görüşmek için esas duruşta bekliyor. Bir de devletin yapmakla yükümlü olduğu asli görevini milletin millete el açmasını sağlayarak yaptırmaya çalışıyor. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Giresunlu kızımız, evladımızın tedavisi için yardım toplayan kardeşimizle beraberiz. Cumhuriyet Meydanı'nda devletin kurumu olan Ünye Kaymakamlığı'nın önündeyiz. Ünye Kaymakamlığı'nın ve dolayısıyla ordunun valisine, valimize buradan sesleniyorum. Devlet varken millet milletine el açmaz. Sizler buradaki Zehra kızımızı muhtarlarınız vasıtasıyla evinde, ocağında, işinde bulup millete meydanda el açtırmak yerine hastayı alıp ilgili kurumda tedavi ettireceksiniz. Asli göreviniz bu. Çünkü devletin eli milletten uzundur. Onun eli her yere yetişir. Her yere yetişir. Millet yetişemeyeceği için devlet kurmuştur. O zaman söylediğimizi, söylediklerimizi söyledik. Buradan şimdi yardım toplayan bu Zehra kızımızın yakını olan kardeşimize soralım. O da bu işten memnun mu, muzdarip mi öğrenelim. Önce sizi tanıyalım. Merhaba, benim ismim Arif. Arif bebeğim,
Kendi soy ismi? Arif Genç. Bebeğin... Arif Genç. Buyur canım. Bebek benim dayımın kızı. Güzel. Bebek şu an tam 2 yaşında. Güzel. 8 aylıkken bu hastalığı öğrendiler. Güzel. Tabii bir çaresizlikle kampanyaya başladılar. Öncelikle kampanyada sadece yardım toplayabilmek için, izin almak için 6 ay mahkeme kararı beklediler. Çünkü devlet politika olarak kampanyaya izin vermeyeceğini söyledi ve davalarla örnek gösterilerek, yani bir önceki bebeğe verdiniz bize de verin diye dava açarak bütün aileler öncelikle kampanya için izin alabiliyor. Ve 6 ay gibi bir süre beklemesi gerekiyor. Her kampanya 6 ay geç başlıyor. Yani aile öğreniyor, 6 ay geç başlıyor. Hastalık var. Hastalık devam ediyor. 2 yaşından sonra çocuğun vücudu bozulmaya başlıyor. İlacın tesiri azalmaya başlıyor. Tabii ki bu 6 ay çok önemli bir 6 ay. Aileler öncelikle burada mağdur ediliyor. Yani ilaç verilmediği gibi devlet geç almasını da sağlıyor. Bakın ben bu yaşıma kadar, 28 yaşındayım. Devletime her zaman oyumu da verdim. Ama ben bu yaştan sonra vermeyi açıkçası düşünmüyorum. Bu benim dayımın kızı. Ben nasıl verebilirim? Benim yeğenim burada ölüme terk edilirken. Biz, Allah razı olsun, Ordu Belediyesi bize izin verdi, stand açabiliyoruz. Giresun verdi, açabiliyoruz. Ama biz Rize Belediyesi'ne gittik. Zabıta amiri beni aradı, izinleri aldık. Bütün belgelerimizi gösterdik, bütün izinlerimiz tam. Zabıta amiri beni aradı ve dedi ki, Rize'de dedi, size izin vereceğimiz hiçbir yer yok. Rize'de stand kuramazsınız. Gidin başka illerde kurun. Bırakın yardım etmeyi, bizi kovdular. Şimdi saygıdeğer izleyenler ve yüce devletimizin sahibi aziz Türk milleti, sizlerin seçerek görev ve yetki verdiğiniz insanların asli görevi, memleketin sahibi milletinden herhangi birinin hasta olduğunda ona milletten yardım toplamak için izin belgesi imzalamak ya da izin ruhsatı vermek değil. Devletin asli görevi zengin fakir ayırmadan ihtiyaç sahibi insanının yardımına koşup onu eliyle koymuş gibi evinden alıp ilgili sağlık kurumuna götürüp gerektiğinde dünyanın öbür ucundaki sağlık kuruluşuyla irtibata geçip bu insanı tedavi ettirmektir. Ona izin vermek değil, saygıdeğer Türk milleti. Siz önce kendi kıymetinizi bileceksiniz. Bak burada kardeşimiz izin almak için devletin bütün kapılarını beklemiş. 6 ay süreyle. 6 ay ömrü yoksa evinde sırım sırım sızlanacak. O aile o çocukla beraber sırım sırım sızlanır. Uykusu da kalmaz. Devlet bunu bilerek hareket edecek. Burada son sözüm, devlet milletine el açtırmaz. Açtırmamalı. Devlet bunun için var zaten. Yoksa devletin, milletin, vergi mükelleflerinin zar zor topladığı vergilerden maaşları babalarının hayrına, bu devletin idarecilerine vermiyor bu millet. Millet kendisine hizmet etsinler diye onları da maaşlarla ödüllendiriyor. Evet, son sözünüz nedir? Son sözümüz şudur. Bizim açıkçası çok ümidimiz yok. İlaç pahalı bir ilaç ve devlet bunu vermekten çekiniyor anlaşılan. Bizim çocuklarımız da yetişemeyecek bir gün verse bile. Ben öyle düşünüyorum en azından. Biz kendimiz toplamaya çalışıyoruz. %67'ye geldik. Bitirmek üzereyiz inşallah. Ki kalan %33'lük kısım bile 10 milyon TL'ye yakın bir kısım. Uğraşıyoruz. Ben yeğeniyim. Dayımın yeğeniyim. Yani bebeğin babasının yeğeniyim. Ben elimden geldiğince bir gün iki gün durabiliyorum belki ara sıra. Ama ailesi kapı kapı, dilenmedik kapı bırakmıyor. Gitmedik iş adamı, gitmedik ünlü bırakmıyor ki bütün aileler, bütün SMA hastası aileler bu şekilde mücadele veriyor. Biz devletimize düşman olmayalım ama devletimiz yurt dışındaki bir Türk hastayı uçakla getiriyor. O uçağın benzini, o uçağın mazotu bizim tedavimiz. İş gösterişe gelince öyle. Bir şey demek istemiyorum. Biz buradayız. Görmek burada, isteyen görür. Burada devlet ile milletin seçerek görev ve yetki verdiği iktidarları birbirine karıştırmayalım. Evet. Devlet gerçekten çok özel bir kurumdur. Ama millet tarafından seçilerek iktidara gelen yetkililerin asli görevi devlet adına bu millete hizmet etmektir. Burada da onların işi
hastaların kapılarına geldiğinde resmi evrakları imzalayıp para toplamalarına izin vermek değil. Hastayı kendi elleriyle alıp ilgili kurumlarda tedavi etmektir. Devletin asli görevi budur. Ama millet de seçeceği insanların bu görevi yapmaya muktedir olup olmadıklarına bakarak sandıklara gidecekler diyor. Sizlere geçmiş olsun dileklerimizle saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.